Şimdi bir sonrakine geçiyoruz. Tekrar e, konuşmacı sayımızı arttırıyoruz. Yine görev gücü üyelerimizden bir isim bizimle olacak. E, Teksan Jeneratör'ün yönetim kurulu üyesi Yunus Teksan, moderatörümüz olarak bizimle. E, Yunus Bey burada hem moderasyon yapacak ama aynı zamanda Teksan olarak da iki kere çağrı açtılar. Fisyal SDK'de dolayısıyla deneyimini de biraz e, serpiştirecek paneli panele diye düşünüyoruz. Brisa'dan özel projeler yöneticisi Volkan Özdemir bizimle. Brisa e, oldukça deneyimli kullanıcılarımızda. Bayağı enteresan örnekler paylaşacaktır Volkan Bey süreçle ilgili. Lütfen buyurun. Onun için davet ediyorum. Esra Nur Göl, NAR Sistem Satış ve İş Geliştirme Mühendisi. Daha önce eşleşmiş ve proje uygulamış, projesini hayata geçirmiş bir tedarikçimiz. Ve son olarak da Ali Çavuşoğlu, Türk Traktör, Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon müdürü. Buyurun Ali Bey. Geçen sene çağrı açmışlardı. Yakınlarda 8. grupta da ikinci çağrılarını açacaklar. Çok kıymetli bir deneyim paneli yine. Hepinize şimdiden teşekkürler. Yunus Bey buyurun. Teşekkürler. Sesim geliyor dersem? Evet. Şirketler birlikte nasıl çalışmalı? Ee, sabahtan beri aslında çok güzel sunumlar oldu... ...ve konuşmalar, paylaşımlar oldu. Ee, şirketlerin birlikte çalışması... Hem böyle kolay bir kelime ama hem de içinde bir sürü dinamiği içeriyor. Şöyle biraz sıcak bir başlangıç yapayım. Yani ilk konuşmada şu çok dikkatimi çekti. Orhan Başkan dedi ki iki tane şey var önemli. Bir kapasite kullanımı, iki katma değer katmak. Şimdi kapasite nedir? Bir aslında dar boğazla limitlenmiş değer üretme limiti. Öyle düşünüyorum kapasite oluşturmak sorun değil. Kapasiteyi oluşturursunuz. Tezgah alırsınız, makine alırsınız, insan alırsınız, her şeyi alırsınız. Bir türlü bir kapasite oluşur. Fakat kapasiteyi kullanmak ve onu kullanım haline getirmek apayrı bir şey. Zannedersem ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Bir de onu düzgün yaptıktan sonra bir katma değer katmak. İşte şirketler birlikte düzgün çalıştığı zaman, bir katma değer kattığı zaman ...gerçekten böyle e, güzel eserler ortaya çıkabiliyor. Bugün Volkan Bey'le, Esra Hanım'la ve Ali Bey'le birlikteyiz. E, ben ilk sorumu Volkan Bey'e yöneltmek istiyorum. E, Volkan Bey, birisi ben SDK'ya görev gücünde de olurken çok ilgili e, takip ettim. Hayatımıza emanet ettiğimiz lastikler. Hı. Ve orada çok enteresan projeleriniz, derinliği ölçmekle vesaire olduğunuz projeler var. Ama daha da dikkatimi çeken şey şu oldu... Sizin dijital dönüşümde çok enteresan bir şirket yaklaşımınız var, deneyiminiz var. Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl başardınız bunu? Şirket olarak nasıl bu dijital dönüşümde refleks verdiğiniz, iş bilimleriniz buna nasıl entegre oldu? Bunu evet. çok merak ediyorum. Öncelikli olarak herkese merhaba. Birisa bildiğiniz üzere lastik üretmekle başlayan bir fabrika, bir sabancı kuruluşu. Sabancı Holding'in 14 şirketinden birisi. Ama şu anda aslında lastikten de öte bir mobilite şirketi. Biz dijital dönüşüme e, tabii ki çok çok öncelerde teknik olarak başlamış olsak da e, bunu ne zaman ki kültürümüze adapte etmeyi başardık, şirketimizi bir yelkenli olarak düşünürsek onun e, rüzgarı, yelkenlerini dolduracak bir rüzgar olarak konumlayıp Satış ekiplerine, üretim ekiplerine, pazarlama, arge her birisinin aslında sizin de söylediğiniz gibi o katma değeri yaratacak verimliliği bir faydaya getirdiğimiz zaman bunu başarılı kırdık. Ne yaptık? Aslına bakarsak gündelik işlerimizi yapıyoruz ve birçok iş çok manuel, çok raporlamaya dayalı, çok şey derler ya aslında katma değer katmayan birazcık emek gerektiren işler biz de onları birazcık dijitalleştirmeyle başladık. Büyük sistemler kurmaya çalıştık. Bazı işleri otomatize etmeye başladık RPA'lerle. İşte bazı görüntü işleme, computer vision'la beraber yaptığımız e, onayları, kontrolleri bilgisayara yaptırmaya başladık. Bilgisayarı dijitalleşmeyi teknoloji bir asistan olarak kullanmaya başladık ki o zaman yola çıktığımızda bu birazcık böyle havalı cümlelerde asistan olarak kullanıyoruz. Şimdi o kadar basit ki ee, sabahleyin bir Microsoft etkinliğine katıldım. Ee, hepimiz biliyoruz yani artık chat GPT'ler, e, bunun artık del-i'leri, e görüntüye düşenler, Word'ü, e, Excel'i, e, PowerPoint'i e artık yapay zekayı hazırlatabilir hale geldik. Ve o zamanlardan basit yapmıştık. Hep denedik. Hep daha iyi bulmaya çalıştık. Doğru partnerler seçtik. Bu gibi platformları, TÜSİAD SD KARE'yi 2018 yılında ilk projemizle katılmışım. Buraya çok iyi hatırlıyorum. O zamandan beridir hep böyle büyük projelerle katıldık ve hiç durdurak bilmedik. E, Dijitalleşme de aslında böyle dönüşüm hayatımızın bir parçası oldu. Sonra işimizin kendisi oldu. Geçen sene Arvento'yu satın aldık. Aslında artık lastik ne kadar maddi bir şeyse data, veri ve buna bağlı olarak filolarımızı, işimizi yönetmekte böyle bir iş kolu yaratmış oldu. Ve mobiliteye de adım atmış olduk bu sayede. Aslında şunu çok merak ediyorum. Yani iş birimleri nasıl bir beyin ameliyatı yaptınız gerçekten? Nasıl kendi işlerinde bu süreçlere entegre oldular? Şimdi bunu üretimde yetişmiş bir mühendis olarak cevaplamak evet. istiyorum buradaki bu havalı müdürlük isimleri vesaire. Eğer ki iş birimine bir işin yani şu bardağın işlerine yaradığını gösterirseniz ve onu kullandırtırsanız onu sahiplenirler. Aslında yapmamız gereken bence büyük, büyük bütün şirketlerinde yaptığı bu. O iş bilimlerine bu işin bu dijitalleşmenin buradaki tekniklerin, bu aletlerin, edavatların işe yaradığını göstermek o zaman faydalı oluyor. Hani biraz önce e, Sedat Hocam da söyledi. O veri etiketletme gerçekten 2020'li yıllarda ben üretimdeki süpervizörlere veri etiketlettim. Ama nasıl bunu yapabildik? Hepsini aynı amaç uğruna birleştirdik dedik ki sen bu hurdadan dolayı Cumartesi Pazar sunum hazırlıyorsun. İşte senin bu hurdan az gelecek. Çünkü senin adamın onun başında her dakika duramıyor. Bunu artık yapay zeka karar verecek. Bir anomali varsa seni uyaracak. Gibi. Aslına bakarsınız işe yaradığını gösterdik evet, önce. Değer. Değeri. değeri gösterdik. Katma değeri gösterdik. Sahiplenmelerini sağladık. Bir e, bağlantılı bir soru daha soracağım. Sonra e, diğer sorulara geçeceğim. Değer katarken aslında startuplara da değer katıyorsunuz. Yani bir yandan da tek, e, teknoloji tedarikçilerine. Burada hem startuplarla olan ilişkinizi hem de bir çağrı açmayı, çünkü çağrı açmak da çok önemli. Hı hı. E, önemli olan ne istediğinizi çok iyi ifade etmeniz lazım ki oradaki hı. o şirketlerde, o da ona e, gerçekten doğru bir çerçevede cevap verebilsin. Buradaki biraz yolculuğunuzu öğrenmek isterim. Yine startuplarla ilk çalışmalarımız 2017 yıllarına tekabül ediyor. TDKR'nin ilk programının da başladığı. Ee, başlarda tabii ki çok zorlanıyorduk. Çünkü kurumsal olarak bir e, silsile var, karar mekanizması var. Biraz önceki oturumda konuşulan konular var. Patent benim olacak, hak benim olacak. Benim istediğim her şeyi yapacaksın ve çok da az para alacaksın <laughs> gibi konular. Bilmiyorduk çalışmayı. Bence kimse bilmiyordu. Ama deneyimliğe deneyimleye, anlayarak, empati yaparak çalışmayı öğrendik. Benim birisa girişimcilik müdürü olduğum dönemlerde çıkardığımız bir şirket standartı vardı. Startuplarla çalışma prosedürü yayınladık. Çok yani bir startupla nasıl çalışman gerekir? Bu deneyimlerden geliyor. Sen startup'a normal payable süreni verirsen, ben sana 90 gün sonra paranı öderim dersen, o startup ayakta kalamaz. Startup ayakta kalamazsa sana da bir daha iş yapamaz arkadaş. Bu kadar basit. Biz bunu bakın ya yani büyük bir şirket geldiği zaman neyse süremiz o ama startup olduğu zaman early payment da yaptık. 30 günde yaptık. Biz şunu da yaptık. Dolar kuruna sabitliyoruz ya sözleşmeleri. Dolar kuru 9.16 diyoruz. O dolar kuru 20 lira olunca o startup'a siz 9.16'dan ücretini öderseniz o startup yine ayakta kalamaz yine bir sonraki işinizi yapamaz. Veya yapacağınız ürünü siz ürünleştirip Avrupa'ya, Amerika'ya satmayı düşünüyorsanız oraya gelecek nefesi yetmez. O zaman siz de büyük bir şirketseniz oradaki o kuru güncellemeniz gerekiyor. Bu prosedürleri oluşturduk. IP nasıl paylaşılır, ne zaman, kimin hakkı olur bunları tartıştık. Ve bunlarla startuplarla çalışmayı birazcık öğrenmiş olduk. Gelelim TÜSİAD SD Kare'de çağrı nasıl yazılır, konusuna. Ee, çokça çağrı yazdım. Dört kere e, TÜSİAD SEDEKARE'de çalışma fırsatı yakaladım. Dördü de benim dönemlerime geldi. Çok şanslıyım ki. Ve dördünde de çağrıyı yazma başından sonuna bütün süreci yönetmeye e, kadar böyle e, tecrübe etmiş oldum. Şöyle oluyor tabii ki çağrıyı yazarken çok fazla kelime e, seçme şansınız da olmuyor orada. Çok uzun uzun yazmanız da mümkün değil. Ama oradaki önemli olan derdinizi, probleminizi doğru tanımlamak. Yani her işin başlangıcı problem, problemin doğru tanımlanması. Eğer ki orada probleminizi doğru tanımlarsanız ona gelecek olan teknoloji tedarikçileri de kendilerini ona göre konumlayabilirler. Ya yani şunu yaşayan şirketler vardır eminim ki. Çok genel bir tanımlama yapıp burada eşleştiği 4-5 teknoloji şirketinin hiçbirinin uyumlu olmadığını düşünenler olabilir. Biz mesela geçen sene Başak Hanım'la çok niş bir Konu seçtik Birisa için. Yani Birisa'ya adadığımız konu çok nişti ve bunu seçerken Başak Hanım'la çok konuştuk. Acaba bize uygun bir teknoloji tedarikçisi gelecek mi Birisa'ya uygun? Çünkü öyle bir durumda e, bu platform da birazcık e, zorda kalabilir, Birisa da zorda kalabilir. Ama dedik ki doğru tanımlarsak buna uygun en az bir tane gelir. Ve orada inceleyip sık dokunduk, ihtiyacımızı net söyledik. Tabii öncesinde çalıştığımız fizibilite çalışmaları, teknik çalışmalar vardı. Olabilecek fikirlerimizi yazdık ve bununla uygun bir startupta eşleşmiş olduk. Ne mutlu ki. Buradaki önemli olan konu problemi net tanımlayın. Eğer ki önden çalışma fizibilite yaptıysanız birkaç fikir de olsa yazın ama bunlarla tabii çerçeveyi belirlemeyin o zaman da kısa kalırsınız. Ve bununla belli olarak mümkün olduğunca e, niş bir tanım, o alanı daraltmak geniş değil de ihtiyacınız olan şeyi tanımlama konusunda oradaki çağrıyı açmanız gerekiyor. Harika. İzninizle Esra Hanım'a bir ben. geçmek istiyorum. E, enerji sektöründe aslında çok ciddi tecrübeleri var e, ve e, desa enerji ile bir eşleştiği bir konu o, oluşmuş. Burası çok enteresan. Biz de enerji sektöründeyiz Teksan olarak. E, veri çok önemli. Yani üretirken, tüketirken, kullanırken. O veri gerçekten bir rehber oluyor ve ona göre de gerçekten optimizasyon yapılmış oluyor. Ben Esra Hanım'a sormak istiyorum. Acaba bu teklif sürecinde, başvuruda kullanıcılarınla ilgili görüşmenizde deneyimleriniz nasıl oldu? Nasıl ilerlediniz? Evet, öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Biz Nars Sistem olarak 10 yıldır enerji sektörüne hizmet veren bir yazılım şirketiyiz. Ve dağıtım şirketlerinin hepsiyle çalışmaktayız, hizmet veriyoruz. Ee, ve aslında sektördeki pazar payımızı arttırmak için elektrik tedarik firmalarıyla da çalışma fikrimiz vardı. Ee, bu noktada TÜSİAD STKR programıyla, DESE Enerji ile bu fikrimizi hayata geçirdik ve başarıyla sonuçlandı. Ee, şu an DESA dahil 40 tedarik firmasıyla çalışmaktayız. Projemiz tam bir entegrasyon projesiydi. 18 noktadan gerçek zamanlı entegrasyon sağlıyorduk. Ve aslında hani teknolojik açıdan bakıldığında zor. Aynı zamanda 18 entegrasyon demek 18 tane farklı muhatap demek. Biz de bu, süreç, bu süreci yönetebilmek adına doğru ve iyi analiz edilmiş bir proje süreci e, ilerletmeye özen gösterdik. Hani bu kapsamda hani yeri gelmişken STS ekibine ve e, DESA'ya da teşekkür etmek isteriz. Şu an e, yüze yakın entegrasyon noktamız bulunmakta. Hali hazırda da e, ürünümüz kullanılmakta. E, şeyi merak ediyorum, acaba e, burada e, Proje yürütürken iletişimde e, aşamalarında neler yaşadınız, nasıl hı hı. orada bu aşaraya giderken hangi aşamalardan geçtiniz? Demin de bahsettim, biz 10 yıldır hı. enerji sektörüne hizmet veriyoruz ve az çok hani sektörde ne bekleniyor müşterimiz ne istiyor biliyoruz. Bu kapsamda tabii design da sunumu çok önemliydi. İletişim konusunda biz aslında hep yazılı olarak dokümante etmeye çalışıp yazılı onaylarla projeyi e, sürdürmeye çalıştık ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Harika, teşekkürler <laughs> Ali Bey. Ee, şimdi aslında Türk Traktör e, en son e, sizin projenize baktığımda STK'da çağınız çok enteresan yağ e, sızıntısıyla ilgiliydi. Çok, çok da ilgimi çekti e, ama... Ee, sorun biraz daha farklı olacak. Siz startupları çok kullanıyorsunuz. Onlarla çok e, iletişim e, halindesiniz. E, burada bu partnerliği nasıl oluşturuyorsunuz? İş birimleriyle bu koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Orada tecrübelerinizi biraz paylaşabilir misiniz bizimle? Teşekkürler. Ee, öncelikle hani böyle akşamüstü e, olacağını görünce e, sorulara önceden çalışmayayım dedim. Çünkü <laughs> bir sürü şeyin repetasyonu düşeceğini düşündüğüm için dedim ki konuşmalar oldukça bazı balıklar çıkarttım. Evet. Neler söylenmediyse onları söylemeye çalışayım diye. Ee, onun için biraz daha böyle hani bizim özel yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Eee startup'ları hani çok e, kullanmak deyince biz şöyle bakıyoruz olaya. Ee, ilk önce e, bir strateji doğrusunda yani inovasyon okey çok Havalı bir kelime, işte inovasyon, invention demişler. İşte hani biraz önce sizin dediğiniz gibi öğrenci talebe, ben onu bugün yeni öğrendim. Bu arada siz konuşurken Wikipedia'dan bakıyordum. Hakikaten yakalamıştım orada da. <laughs> ee, i̇novasyon deyince biz baktık büyüme diye, hatta growth diye. Biz bu işi growth olarak, büyüme olarak aldık. Ve bir strateji belirledik. Yani şimdi önümüzdeki sene 70. yılımızda olacağız. Türk traktörün 70. yılı olacak. Ee, içinde Türk geçen sayılı şirketlerden bir tanesi ülkemizde. Ve onun içinde bazı şeyleri de üzerimize düşen işleri de liderlikle yapmak. Hani ilk biz yapalım hatta mümkünse de bunu da e, yapıp bir an önce de ihracata da çıkaralım. Öyle bir e, bakış açımız var. Olayı da traktör, imalat şirketi gibi bir şeyden biraz daha e, dışarıya çıkarttık. Tarım ve iş makinalarında müşterimizin e, asla çözüm ortağı bunu stratejimizde belirlerken de Bu bakış açısıyla yola çıktık Yani hani en ucuz atraktörü biz yapalım En çok biz satalım Tamam bunları zaten yani Yaklaşık 70 yıldır hep yapılan şeyler Bunlar bir yandan olan işler Bunu yapan 3000 küsür çalışanımız var Yunus Bey Yani ve sadece çalışanımız da değil Çok büyük bir satış ve satış sonrası servis teşkilatımız var. bir değer zincirinin önemli bir parçası. Tedarik sanayi keza öyle. i̇şe biraz daha farklı bakmak istedik. stratejimizi belirlediğimizde hani startuplar diye de bir filtre de koymadık açıkçası. Yani bir girişimci olur. belki onunla hani nasıl söyleyeyim bizim bünyemize de katılabilir. Belki de bizden daha irice bir şirket de olabilir, işbirliği yapabileceğimiz. Ee, onun için böyle e, hani e, biraz bu işi her adımda farklı düşünelim dedi. Her duruma özel düşünelim değerlendirdik. Yani çok öyle hani bir inovasyon süreci yazdık mı yazdık? Prosesler yazdık mı yaptık? İşte inovasyon komitesi oluşturduk şirkette. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 69 yıllık şirketin 60 5 tanesinde inovasyon birimi yoktu. Biz bu birimi yeni kurduk. Ee, ama şirketin geçmişine bakınca böyle bir sürü kalın kalın kitaplarınız var işte. Türk Traktör'ün 30 yılı, 50 yılı, 60 yılı ya da işte YouTube'da böyle bir sürü çekilmiş videolar var. Bakınca yani bu, bu şirketler, bu sektörler, bu ekosistemler buralara e, müthiş inovasyonlarla gelmiş. Hani biz nasıl inovasyon yapalım, nasıl startuplarda çalışalım diye düşünüyorum. E, çok kısıtlamadık kendimizi açıkçası. Ama stratejimizi çok net oluşturduk. Yani ne demek istiyorum? Büyüme alanlarımız bunlar, bunlar, bunlar. A, B, C, D bunları iyi belirledik. Ee, ve bu işte şöyle söyleyeyim. Hımm sadece e, şeylerle hani iş birimlerindeki bu işi kabul etmesini beklediğimiz yöneticiler, direktörlerle, işte müdürlerle, orta kademe ya da mühendis seviyesinde, uzman seviyesindeki arkadaşlarla diye değil. Bu işten e, hani özellikle e, TÜSİAD kanalındaki açtığımız çağrı ve bundan sonraki açacağımız çağrılarda şirketimizde bu işin yapılmasında ya da bir işi yaparken, icra ederken, execution aşamasında Acı noktası ne arkadaşlarımızın, birimlerimizin, network'ümüzün, müşterimizin, tedarik zincirimizin? Bunları bulup, bunlara özel ihtiyaçlar bulmaya hep gayret ettik. Yani hani hazır bir tool'u alalım, kullanalım, yok o olmuyor. Yani e, hani bunu da kullanalım, e, hani Türkiye'de de biz yapan olalım. Hani sabahtan bu yana bir sürü konuşmada benzer mesajlar farklı şekillerde altı çizildi hani biz de yapalım gibi olmuyor. Onun için de biz ihtiyacı çok net belli ettik. Hani o dediğiniz bahsettiğiniz konu mesela yağ işte. Sonuçta bu döküm bir gövde. İçinde yağ var. Dişliler, şaflar, rulmanlar bunun içinde bütün <laughs> ömrü boyunca çalışıyor. Bunun içinde bir yağla ilgili bir kaçak olacaksa, kaçak da demedik ona. Bu işin hani olması gerekenin de böyle bir şey varsa biz bu sorunu nasıl insandan ıı, hani dedi ya biraz önce Volkan Bey hafta sonu cumartesi onu yapmasın da biz bunu nasıl dijital tool'larla nasıl teknoloji kullanarak çözeriz diye ıı, düşündük. Ve orada da ıı, şunu gördük. Iıı, bizdeki problemin ıı, ekiplerin yöneticisi olsun, uzmanı olsun, sahadaki ıı, işte son kullanıcısı işte ıı, saha çalışanlarımız yani eski tabiriyle mavi yaka dediğimiz üretimde çalışan arkadaşlarımızın hepsinin şeylerini dinledik, sıkıntılarını dinledik. Ee, acı nokta ne? Hep sahada olduk. Ve bunu ben biraz şeye de benzetiyorum. Doğru zamanda doğru vitese atmak. Yani hani yokuş yukarı gidiyorsun, beşte artık düz vitesli araba kalmadı, yaşımız ortaya çıkacak ama <laughs> vites küçültme, hani sahaya in, Olmuyor. Bir daha, bir daha, bir daha sahaya in. En dibine kadar probleminin Hatta böyle bunu biraz şöyle de benzetiyorum kendimce. şey gibi, yani mazlumun ihtiyaçları yerlisindeki gibi. Dörtte böyle hadi işbirliği yapalım, beşte uçalım, kaçalım falan. Ya dur, bir, önce birden başlayalım. Biz bir problemimizi anlayalım. Aç mıyız, açıkta mıyız? Bu işi nasıl çözeriz? Kimle çözeriz? bunları bir anlayalım, digest edelim. Ondan sonra şirket içinde bunu özümsemezsek, Dışarıdan hani böyle işbirliği yapan gibiler hani yan sanayi gibi, tedarikçi gibi algılanmasın iş ortağı olarak. Çünkü biz de şöyle düşünüyoruz Yunus Bey, ee, hani yabancılarda bir laf var. Ee, Not all the smartest people are in your Hı -hı. company diyor adam. artık hakikaten öyle çıkıyor. Yani biz de tamam biliyoruz 69 yıldır bu işi yapıyoruz ama artık farklı tool'lar var. Yani eskiden bir arabanın hızlı gitmesini önlemek için ne yaparlardı? İşte radar falan. Şimdi o meselenin altından geçiyor. Kesti bitti gitti. Hiç dönüşü yok. Hadi ya da bir polisten inelim rica edelim. Siz ne olur çocuk hastaydı falan. Bitti onlar. Yeni teknolojilerle bunların nasıl çözülebileceğini anlamak için önce kendi içimizde bunları, bizde bu kabiliyet var mı yok. Aa okey Tamam bir koç topluluğu şirketiyiz, bir CNH Industrial şirketiyiz. İşte CNH'in reklamda yapayım. Yani globalde John Deere'la birlikte en büyük iki tarım şirketinden, bir tanesi tarım makinaları şirketinden. Bütün know-how var. Ama dedik ki her şeyi biz kendimiz yapamayız. Ha para yatıralım, yatırım yapalım. İşte 50 kişilik bir ekip kuralım. Ha, ne kadar zamanda bunun şeylerini toplarsın? 3 yıl, 5 yıl. Yok bize bugün lazım. Çünkü hani bir şey yapıyorsak ilk biz yapalım, Türkiye'de ilk biz getirelim, ihracatını ilk biz yapalım istiyoruz. bunlar için de hani dedim ya sadece bizim ekiplerimiz değil dışarıdan alabileceğimiz destekler. Onu dışarıdan bile de değil, yani tedarikçi, bayi, satış sonrası gibi değil, iş ortaklarıyla yapıyoruz. buradaki birçok şirkette hani hem mes üyesi olan hem girişimci olan hem süreye bakıyorum tamamızda değil. <laughs> Sizde de gözünüz kaydı. E, İşbirlikleri yapıyoruz. Her e, iş içinde ayrı bir reaksiyon geliştiriyoruz. E, böyle standartlarımız hiç yok. Hepsini sıfırdan düşünüyoruz. Hep bir amatör ruhla iyi bir sonuç almaya çalışıyoruz diyebilirim. Teşekkürler. Aslında ilham verici oldu. Sağ olun. E, şirket içerisindeki inovasyonla dışarıdaki inovasyonu birleştirince harika sonuçlar gerçekten Kesinlikle. ortaya çıkıyor. Ee, ben aslında tekrar ee, size dönmek istiyorum. Ee, yeşil enerji konusunda da bir e, artık yeni göreviniz var e, duyduğum kadarıyla. Ee, burada aslında e, yeşil enerji, enerji verimliği birbirinin içerisine giriyor ama temelinde yine veriyi toplamak e, ortada. Yani izlenebilmek ve o veriyi bir anlamlı hale getirip takip etmek, bir verimli e, anlam noktasında da birleştirmek. Aslında geçen TÜSİAD'ın başka bir etkinliği vardı e, verimlilik noktasında. Oradaki e, kelime, cümle benim çok ilgimi çekti. Tüketim. Aslında tüketimi kesmek. Yani tüketim e, azaldığı zaman verimlilik otomatikman oluşmuş oluyor. Yani e, yeşil enerjiden öte daha az tüketmek. Belki en anahtar kelime bu. Siz burada e, global teknoloji trendlerini nasıl takip ediyorsunuz? Kısaca sizden almak istersek. şimdi Tabii ki birazcık konuları da değiştireceğiz gibi olacak evet. ama dijital çözümler, dijital dönüşümle enerji dönüşümünü çok da ayrı görmemek gerekiyor. Hepsi benzer yerlere hizmet ediyor. Aslında birazcık can sıkıcı konular ama hepinizin bildiği gibi aslında dünyamız ısınıyor. Büyük ülkeler bunu taahhüt etmeye çalışıyor ki dünya bir buçuk derece ısınsın. Ama bu mümkün değil. Bir buçuk dereceyi çoktan kaybettik. Şu andaki bütün politikalar iki derecede tutmak yönlü. Peki bu iki derecede tutmak için neler yapılması gerekiyor? Yani bir mühendislik problemi gibi, tersten gelim yapıyoruz. İki derecede tutmak için karbon salımı yapan, tabii bunun yanında sera gazları da var, bunları engellememiz, azaltmamız gerekiyor değil mi? Bunun da yarısından fazlası aslında sanayi ve enerji sektörü. Burada yapabileceğiniz şeyler belli enerjiyi renewable'a çevirmek, mümkün olduğunca elektrifikasyon yapmak, elektrifikasyon yapmadığınız zaman farklı teknolojilere gitmek. Ama şöyle şu bir gerçek, aslında veriye dayalı anlatmak güzel. Mesela solar panellere bakalım. Yani metalden elektrik, kristal silikondan elektrik üretilebileceği 1975 yılında biliniyordu. Ama o zamanlar vatını 75 dolara üretiyordunuz. Bakın hiçbir malzeme değişikliği, ana temel çatı değişmedi. Bu 2000'lere geldiği zaman değişen şey daha teknolojik, aynı, aynı, teknolojinin daha verimli hali 10 dolara geldi batı. Şu anda nereden konuşuyoruz biliyor musunuz Watt'ta? 18 centlerden konuşuyoruz. Değişen ne? Değişen temel teknoloji aynı. Ama onu yorumlama, onu kullanma, onu ekonomi yapma farklı. Ben dijital dönüşümü de enerji içerisinde böyle görüyorum. Şu bir gerçek, bu bahsettiğim iki derece mevzusu. Yeni teknoloji bulmak için çok geç kaldık. Yani fusion bulacağız, daha farklı bir teknoloji bulacağız, bütün her şeyi karbon nötrol yapacağız. Bunun için büyük ülkeler, büyük teknoloji şirketleri geç kaldı. Şu anda yapılacak şeyler, bu bahsettiğim teknolojileri daha verimli hale getirmek solar örneğinde olduğu gibi pil teknolojileri, üretim teknolojileri, buradaki üretim şirketlerinin kullandığı buhar, su, enerji bunları verimli hale getirip buradaki kaçakları azaltma. Artık bunu veriyle mi takip ediyorsunuz, görüntü işlemeyle mi, sensörle mi, vibrasyonla mı? Bunları nasıl yapıyorsanız yapın ama daha verimli hale getirin ki karbon etkiniz daha az olsun. Böyle olunca işte yeşil enerjiye mevcutu böyle dönüştürün. Sonrasında tabii ki yani renewable enerji kullanmak çok kolay ama çok maliyetli aynı zamanda da. Herkesin ekonomiye yetecek boyutta desteği olmayabilir. Ama benim düşüncem yeşil ekonomiyi biz önce verimlilikle mevcut teknolojilerin daha verimli olmasını sağlayarak yapacağız. Bu endüstride de, enerji sektöründe de, retail'de de hepsinde geçerli. Bir prosesteki verileri doğru düzgün toplamayı bir gün başarabilirsek, temizleyebilirsek, oraya doğru yöntemler uygulayabilirsek, işte o zaman o optimal olacak. O optimal olunca efficient olacak. Efficient olunca daha az enerji harcayacak. Daha az kayıp olacak. Daha az iş kazası olacak. Daha az, az tası olacak. O zaman da daha az enerji daha, harcayacak. Daha aslında. mutlu bir dünya olacak. <laughs> e, bu arada Tüsyal'ın e, açmış olduğu projeye de e, davet ederiz herkesi. Gerçekten Ölçmek önemli. Ölçtükten Tabii. sonra sonuçları gelecek. Esra Hanım çok kısa bir şekilde sizden dertlerinizi dinlemek istiyorum. Proje yaparken nerelerde tıkanıyorsunuz? Ah bu sanayiciler şunu şöyle yapsa, şu şirketler şöyle yapsa, böyle yapsa. Biraz dertlerinizi dinleyeyim kısaca. Bizim en büyük derdimiz iletişim. Ama hani iletişimden kastım uzun süren toplantılar ...tüm gün süren e, telekonferanslar değil, e, yazılı iletişim. E, biz şirket olarak e, yazılı iletişime e, önem, çok önem veriyoruz. ve ofisimiz bu konuda e, sizlikle çalışıyor. E, şöyle bir süreç geçiriyoruz iş ortaklarımızla. E, bütün bu e, kavramsal e, süreçler, e, test süreçleri canlı uyarlamaları, müşteri uyarlamaları gibi tüm süreçleri dokümente hale getiriyoruz. Ve e, dijital bir ortamdan iş ortaklarımızın onayına su sunuyoruz dij dijital imza ile. Bu şekilde hem teknoloji sağlayıcısı olan bizler hem de müşterimizde bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. E, bu durumda e, daha sağlıklı bir e, proje yönetimi geçirmiş oluyoruz günün sonunda her iki tarafta <laughs> mutlu sonuç Orta, orta noktada evet. buluşuyorsunuz. Ali Bey aslında sorunun bir kısmını cevapladınız. Evet. E, SD kare'deki deneyiminizden bahsettiniz. Ama şöyle çok kısa bir şekilde e, çıkardığınız dersler varsa yani hem herkese bir örnek olması açısından belki aklımızda bu e, odadan çıkarken kalmasın bir birkaç noktayla özetleyebilir misiniz? Tabii ki. Eee ders e, diye hani bir şey kazandığımız neyle kazandık Öğrenilmiş ders. Aynen, aynen neler kazandık şirket hafızamıza ne kattık e, bu çıkarttığımız başlıkta çözümle aradığımız problemi bir kere e, çok doğru olması lazım yani bu acı noktasını hani dışarıdan e, şirketin dışarısından bir kabiliyet bir donanım birilerini getirdiğinde tamam derdimize derman oldular, anlamışlar olayı, tam bizde olmayan şeyi getirdiler, dedirtmeniz lazım şirketin içine. Ha biz bunu zaten yapardık ama aslında yapıyorduk işte zaten planımızdaydı. Bunu niye dışarıda yapalım falan. Onları önlemek başarı bence. Ee, biz bunu ne kadar önledik? Mükemmel önledik diyemem. Bundan sonrasında da mükemmel önleyebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama e, burada bu işin hani, hani en uygun yolu bence e, bugüne kadar ki işte bu alandaki şeyimde gördüğüm adımlarımda e, kurum içindeki girişimcilikle ilk önce kurum içi girişimcilik şirketlere büyük şirketlere tavsiye ediyorum. Çünkü burada e, önce insanların ihtiyaçlarını neler yapmak istiyor, ben ne yapabilirim, onları duyup Ondan sonra dışarıdan e, kendi donanımlarımızda, kabiliyetlerimizde, asetlerimizde yapamayacağımız neleri Dışarıya açmak çok daha sıcak karşılanıyor ve burada da hani dedim ya yani startup olur, scale up olur, büyük şirket olur. O, o kanattan da baktığınızda e, kaynaşması hani hem kurum içi girişimcilik hem dışarıdan açık inovasyon yapan ikisini birden e, götürmek anlamında çok değerli oluyor. E, bundan sonraki çağrılarımızda da buna da daha da çok dikkat edeceğiz. E, çok da başarılı olacağımıza inanıyorum ve burada sadece bizim için değil. E, girişimciler, girişimciler, startuplar, teknoloji şirketleri hepsi içinde yani dışarıya da çıkmak herkes çok istiyor. Türkiye'nin ihracatı olsun diye. Bizler yabancı ortaklı şirketleriz çoğumuz. Onun için de çok e, hevesle, istekli, arzuyla bu uygulamaları yapıp, kazanıp ve yurt dışarıya da özellikle markalarla, hani no name değil, o çok önemli. Çünkü ondan sonra dışarıdan onu scout edenler alıyor Türkiye'den, zıplatı zıplatıveriyor. Üstüne bir, kendi asıl parayı o kazanıyor. ...mümkün oldukça markalaşarak e, bu tool'ların, dijital tool'ların çıkması e, çok değerli olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. E, aslında e, tüm konuşmacılardan e, çok güzel noktalar edindik. E, ben çok kısa şöyle toparlayacağım. E, aslında e, her e, iş başarıyla da bitmek zorunda değil. Bazı işler sonuçlanmayabilir, bazı işler yarıda kalabilir. Bazı işler başka işlere sebebiyet verebilir... Ee, biliyorum süremi açtım ama bunu demeden geçemeyeceğim Başak Hanım. Biz de aslında <laughs> e, yarı başarı yarı başarısız bir proje geçirdik tekzanda ama daha başarıya da ulaşacak. Zor bir e, iş açmıştık. Yakıt tanklarında sızdırmazlık. Ee, çok da zor tedarikçi bulduk. Metapax belki buradadır bilmiyorum. Ama e, bizim çözümümüzü akustik kameralarla çözüm buldular. Yakıt tanklarında kocaman yakıt tanklarımız var. Oradaki sızdırmazla bakıyoruz ve sonuçta bir çözüm buldular. Şimdi hala. Bir sene, bir buçuk sene geçti. O işi fizibil hale getirmeye çalışıyoruz. Fakat başka sonuçlara yol açtı. Akustik kameralar aldık. Pahalı işler. Sonra o işten başka bir kaizen çıktı şirkette. Biz azot tankındaki kaçağı bulduk. Ee, kaynak gazlarındaki kaçağı bulduk. Akustik kamerayı aldığımız üzerine öyle amortismanlar yaptık ki zaten parayı çıkardı. Yani bir kaçak bulma projesi başka bir şeye el verdi. O yüzden denemekten hiç Vazgeçmemek gerekiyor. O yüzden konuşmacılara da çok teşekkür ediyorum. Hem denemeye vesile olmuşlar hem de denemişler. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok Teşekkürler, çok teşekkür ediyoruz. Yine çok kıymetli bir deneyim paylaşım paneliydi.